Rifat Serdaroğlu 14 Temmuz 2023 Rifat Serdaroğlu.net Devlet Tarikatı Menzil Tarikat kuşatmasındaki Türkiye, Halidi Cehennemi adlı eserinde Sayın Rıza Zelyut Gavs sözcüğünün tarikat içinde ne anlama geldiğini söyler. Peygamberlerden çok çok üstün ve yaşayan Allahlar biçiminde anlatılan şeylerin en başındaki kişiye Gavs denir. Tarikatçı kaynaklarda ise şöyle tarif edilir. Gavs, Allahü Teala'nın yeryüzünde tasarruf hakkı verdiği manevi orduya başkanlık yapan kişidir. Kuranda bulunmayan ama uydurulmuş hadislerle yaratılan bu tipler, Peygamberden daha yetkili, daha ulu, daha büyük işler beceren varlıklar olarak anlatılır. Bunlar kendilerini keramet sahibi olarak tanıtırlar. Nasıl kerametse, bazen babadan oğula, bazen kardeşe, çoğunlukla da damatlara geçer ülkedeki tarikatların çoğunun başında damatlar bulunmaktadır. Şeyhin kızıyla evlendirilen damat bir gecede keramet sahibi odu verir. Bunlardaki keramet nasıl bir güçse keramet mi nikah cüzdanı mı belli değil. Tüm Allah elçilerinin, peygamberlerin görevi kendilerine vahiy olunan ilahi ayetleri sadece tebliğ etmektir. Kassas suresi 56. ayet. Şu bir gerçek ki sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin ama Allah dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri o daha iyi bilir. Allah'ın peygamberlerine vermediği yetkiyi bu din tacirlerine vereceğini düşünmek sadece akıl hastalarının işidir. Buraya kadar anlattıklarımız İslam diniyle ilgili kısımdır. Sayın Sedat Şenermen'e çok teşekkür ederim. Laiklik ilkesi, cumhuriyetimizin temeli ve anayasamızın değiştirilemez hükümlerindendir. Laiklik yoksa demokraside, cumhuriyette, özgürlükte de yok demektir. Ülkeyi yönetenler görevlerine başlarken anayasaya uyacakları konusunda namusları, şerefleri üstüne Türk tarihi ve Türk milleti önünde yemin ederler. Anayasada herkesi bağlar. Namuslu ve onurlu insanların yeminlerine sadık kalmaları beklenir. Gerçek böyle mi acaba? AKP 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu tespit edildiği için hazine yardımı almamak cezasıyla mahkum edilmiş sabıkalı bir partidir. Genel Başkan Erdoğan halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesime aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan dolayı mahkum olmuş sabıkalı bir genel başkandır son 22 senede ilk defa AKP-FETÖ ortaklığıyla yüksek yargı tamamen FETÖ denen alçak örgütün hakimiyetine verildi. AKP-FETÖ ortaklığı paylaşım kavgası yüzünden şeklen bitince yüksek yargıya AKP iktidar gücünü kullanarak etkin oldu. Daha sonra yargıdan yaklaşık 5 bin savcı yargıç ihraç edildi. AKP'de il ilçe teşkilatlarında avukat olan üyelerinden binlercesi yargıya alınıp savcı ve yargıç olarak görevlendirildiler. Artık laiklik karşıtı eylemler neredeyse suç olmaktan çıktı. 10 binden fazla kaçak kursta çocuklar hurafelere inanmaya zorlanıyor. 4-6 yaşındaki bebeler birer Taliban militanı gibi yetiştiriliyor. Eğitim, tarikat ve cemaatlerin eline bırakılmış, kurulmaları anayasaya göre yasak olan tarikat ve cemaatler, dernek vakıf adı altında örgütlenerek müzik festivallerini engelleyecek güce eriştiler. Cumhuriyetin kurumları liyakatsiz kadrolarla dolduruldu. Görevi siyasi partilerin faaliyetlerinin anayasaya ve siyasi partiler yasasına uyumlu çalışmasını denetlemek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iktidarın emrine girmiş gibi yok hükmündedir. Türkiye'de yasaklanmış olan medreseler bakan ve milletvekillerinin katılımıyla açıldı. Ülkede binlerce apartman medresesi ve apartman kilisesi faaliyetine devam ediyor. Böyle bir ortamda görevleri anayasayı ve laik cumhuriyeti korumak olan CHP ve İyi Parti yeni bir ruhban sınıfı gibi çalışacak ve laikliğin köküne kibrit suyu dökecek Diyanet Akademisine evet oyu veriyordu. Gelecek deva partilerinin genel başkanları ağlayarak Atatürk düşmanı seccade şeytanlarının ardından mesajlar yayınladılar. Aziz Türk milleti laik cumhuriyet felaketin farkında olmayan bir kısım vatandaşlarımızın oy vermesi AKP'li çakalların oy kaydırması muhalefetin çapsızlığıyla köşeye sıkıştırılmış durumda. Şu cümleyi Doğru Parti'den başka söyleyen kimse yok. Doğru Parti siyasi sorumluluk aldığında anayasamızca yasaklanmış tüm tarikat, cemaat, vakıf, dernekler, öğrenci yurtları, kaçak kurslar kapatılacak ve kamulaştırılacaktır. Bizim görevimiz şudur. Bizler doğru partililer, şahısları için siyaset yapan partilere benzemeyiz. Bizler Büyük Atatürk'ün gerçek kuvvacılarıyız. Tehlikeyi 2007 yılında gördük ve o günden beri Türk milletini uyarmaya çalışıyoruz. Türk milleti bizi anladı fakat sesimizi duyurmamızı sağlayacak muhalif televizyonlardan destek göremedik. Laik cumhuriyet ve karşı siyasal ümmetçiler mücadelesi çok yaklaştı. Umarım ve temenni ederim ki AKP iktidarı şu anki akıl tutulması durumunu bırakır ve ülkeyi emperyalist devletlerin planladığı kardeş kavgasına düşürmeden demokratik yolla birlikte düze çıkabiliriz. Takdir de karar da Türk milletinindir. Rifat Serdaroğlu